Ay o neydi öyle ya? Resmen film gibiydi. Hem de ne film? Yani Türkan Şoray'la Kadir İnanır. Artık sultan mı dersin, Selvi Boylum al yazmalım mı dersin, ne dersin bilemedim. Az daha yılanların öcüne dönüyordu ama. Birbirlerine nasıl girdiler? Ben de diyordum bu ablanın bizimle derdi ne? Ay meğer çok haklıymış. Evet, ya ben Yıldız'ın yerinde olacağım. Beni üzen adamı değil dereye atmak, onu var ya böyle kendi ellerimle boğardım yemin ediyorum. Evet ya, babam çok büyük hata yapmış. Farkında mısınız? Bu hata dediğiniz bizim dünyaya gelme sebebimiz. Ay doğru vallahi. Biz ihanetin çocuklarıyız. Abartma Gökçe. Ne yani? Babam sırf söz verdi diye sevmediği bir kadınla mı evlenseydi? Evet ama istemediğini de söyleseydi yani. Yazık kadıncağız nasıl umutlanmış. Ah. Ay evet. Aman erkek milleti değil mi? Babam da olsa hepsi aynı. Babanızı gömmeniz bittiyse bir sıcak su verin de duş alalım. Tamam babacığım. Siz de saçma sapan konuşmayı bırakın artık. Girebilir miyim yengecim? Hayır. Tamam. Basarız. Sende de ne kuvvet varmış ha. Pehlivan gibi adamı yerden yere vurdun. 20 yılın öfkesi tabii. İyi ettin ama iyi ettin. Acık olsun rahatlamışsındır değil mi gülüm? Yıldız, bir şey diyeceğim ama kızmayacaksın ha. Suların altında çok romantiktiyiz. Bir sen bağırıyorsun, bir o bağırıyor. Bir sen bağırıyorsun, bir o bağırıyor. Hani derler ya, ayı apalağını sevirken öldürmüş diye ağa hesap. Harbi ya dedim ki bunlar bir ayrıyım. Ama o kadar tatlı didişiyordunuz ki ayrılmaya kıyamadım. Hiç bakma bana öyle. Senin o bakışların bana sökmez. Ben 20 yıldır ne görüyorsam ben önde aynını gördüm. Bitti mi yenge? Ne bitmesi kız? Daha yeni başlıyor. Ne başlıyor? Ne olacak? İçinizdeki sevdalı. Benim içimde de dışımda da bir şey kalmadı artık. Şimdi izin verirsen ben yalnız kalmak istiyorum. Valla benim gülüm. Sen ister gözün yum, ister kulağın tıka, istersen başka yerlerin tıka. Ama bak ben la şuraya kolumdan çıkar, ben buraya yazıyorum. Bu hikaye burada bitmeyecek. Sen 20 yıldır söndüremediğin ateş yangın olacak, daha da büyüyecek ve herkesi yakacak. Artık ben yanmayacağım yenge. Ben yanmayacağım. Tamam, tamam. Öyle gözlerini belirtip derdeli konuşmayı bana korkuyorum. Ben gideyim o zaman. Hadi görüşürüz. Gene gelirim. O saçlarını kurutmayı unutma. Sinizit olursun. Kuzey, Yıldız'dan bir güzel dayak yedi. Kız doğru düzgün anlat şunu. İşte ağacım, önce Yıldız'la Kuzey yaylanın ortasında ağızlara şuna girdiler. Sonra Yıldız pıncığı alamadı, Kuzey'e Allah ne verdiyse girişti. Yer misin, yemez misin? Yer misin, yemez misin? Evire çevire, döndüre döndüre. Keşke o kadar yorulmasaymış. Çekseydi tabancayı, alnının ortasından çat vursaydı. Tabii. Bir kızımın katil olmadığı kaldıydı zaten. Kızım. Yıldız nasıldı? Vallahi nasıl olsun ben boncuk anam. Burnumdan soluyordu. Poyraz. Oğlum, oğlum kalk git. Kalk git Allah'a göz kulak ol haydi. Doğru diyor. Evvel Allah ben ablamı sahip tutar. Siz hiç merak etmeyin tamam. Uy paşam benim. Sen kendine sahip çık önce göbelek. Afiyet olsun. Sağ ol yavrum. Kim arıyor kızım? Hiç bir arkadaşım. Geliyorum ben şimdi.
Alo, Meltemcim nasılsın? Oo, Kamber abi. Vallahi yüze gören cennetlik. Hayırdır, küs müyüz? Çaldırmasak arayıp soracağın yok ya. Hiç üste çıkmaya çalışma Poyraz. Hani görüşecektik, hani ayarlayacaktın? Ya doğru diyorsun aşkım da, başımızda 40 tane bela var. Bugün gene bizimkiler birbirlerine girmişler. Bahane mi şimdi bu? 20 yıldır girişik zaten onlar. Ya o bizimkilerden bahsetmiyorum, yeni bizimkilerden bahsediyorum. Abimle ablandan. Ne? Yaylanın ortasında kavga etmişler. Ölü ya da yaralı yok değil mi? Dur sakin ol bal böcüğüm ya, ölü ya da yaralı yok. Ben de hasar tespiti için yaylaya çıkıyordum şimdi de. Ha, acaba diyecektim, sen de mi gelsen? Ne bileyim, fırsattan istifade gül yüzünü görmüş olurum. Bir yerlere kaçardık ha? Vallahi mi? Ya tabii vallahi kızım. Sevginin her krizi fırsata çeviriyor senden görüşmek üstü. Hala trip atıyor, ben anlamadım ki. Aferin aşkım, aferin. Hep böyle ol. Neyse, ben bir yolu bulur gelmeye çalışırım, tamam mı? Hadi öptüm kocaman. Ben de. Hadi bay. Boşa elini kolunu yormuş, çekip vuramamış mı? Sen ağzından çıkanı kulağın değil mi? Oğlun o senin, oğlun! Benim oğlum 20 yıl önce başımı öne eğdiği gün öldü. Başını öne eğdi de ne yaptı senin oğlun? Altı üstü nişanı attı, gitti sevdalandı, kadınla evlendi. Şimdi de baba ocağına geri geldi. Ne yaptı senin oğlun, de bak! Yeter Emine, yeter! Anne, sen gelsene benimle bir. Gel. Sen de bakayım bana. Ne olmuş? Niye girmiş bunlar birbirlerine? Ya vallahi anne, ben de tam bilmiyorum. Ama vallahi ortalık kan gölüne dönmüş. Ne edeyim? Ay, şimdi ben gideyim de sen bu huysuz bırakmaz beni. Ne edeyim? Anne, babama çaktırmadan ben mi gitsem ha? Sonra sorarsa da eğer kız arkadaşına gitti dersin. Aferin kızım. Olur olur. Sen git bir abine bak. Benim için bu rahat etmez şimdi. Tamam anne. Tamam. Bir, iki, üç, dört, beş. Vallahi da arıyor ya. Ula vallahi bu kadın bana çip taktırmadıysa benim de adım Sefer değil ha. Efendim Nahide'm. Söyle Bülbül'üm. Seyfe, neler oldu bir bilsen aşkım. Nahide'cim ne oldu söyle. Sen ki bizimkini fena dövdü. Ne? O haysiyetsiz cibilesiz benim bacımı el mi kaldırmış? Ya bir dur ya, bir dur. Nereni ne dinliyorsun? Yıldız Buzey'i dövdü. Ha, ya öyle desene kızım ya. Anladın mı şimdi? Eline sağlık bacımın. Keşke tek başına şey yapmasaymış da beni de çağırsaymış yani. Neyse ben bir bacımı dolanır gelirim. Yok yok, Poyraz git Yıldız'ın yanına. Sen dolanmadan doğru eve gel. Allah Allah, çarşıdan falan bir şey istemiyorsun yani, öyle mi Nahide? Ya ben sadece kocamı istiyorum, başka da bir şeycik istemiyorum. Hayırdır inşallah. Vallahi pek de hayır değil. Aldığım duyumlara göre bazı yabancı uyruklu, sarı kafalı yuva bükücüler ağlarını atmış, ağa bekliyorlarmış. Ya Nahide'cim, sen kocana ne sandın acaba? Merak etme sen, hava gider havlanır. Ben avlanmam, avlarım diyorsun yani. Rastgele Sefer Reis, rastgele. Ama kardeşim şimdi nereden nereye bağladın? Eve dedim Sefer. Of, tamam Nahidem, tamam Bülbülüm, tamam. Hemen,